İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Akdeniz Gazetesi. Kirlilik artıyor. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Halil Kumbur, artan nüfus ve sanayileşmenin çevre sorunlarını da beraberinde getirdiğini söyledi. İhtiyaç sahiplerine Toroslardan yardım eli. Mersin'de geri dönüşüm çalışmalarında örnek projelere imza atan Toroslar Belediyesi bu kez de dar gelirli vatandaşların yararlanacağı giysi toplama kutuları projesini hayata geçiriyor. Mersin Gazetesi. İki kişi gölette boğuldu. Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman yangınlarına müdahale için oluşturulan su toplama çukuruna giren iki kişi boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay Bozyazı ilçesi Beyreli Mahallesi Karabucak mevkiinde meydana geldi. Kolsuz bacaksız adama haciz. Uzman çavuş olarak görev yaptığı Ağrı'da 1995 yılında elektrik çarpması sonucu kollarını ve bacaklarını kaybeden emekli asker Hayati Akış, kendisine ait araçla kendisinin de içinde bulunduğu bir sırada alkollü sürücünün ölümü trafik kazasına karışması sonucu müteessil sorumluluktan ötürü otomobiline haciz konulmasına tepki gösterdi. Haberci Gazetesi. Akkuyu'daki hukuksuz işlere kılıf uyduruluyor. CHP Mersin Milletvekili Profesör Doktor Aytuğ Atıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mersin Akkuyu'da kurulmak istenen nükleer santralle ilgili çarpıcı iddiaları gündeme getirdi. Santral için kıyı kenar, yapı denetimi ve zeytinlik kanununun bypass edildiğini anımsatan Atıcı, ÇED raporu beklenmeden altyapı inşaatına izin veren düzenlemelerin yapıldığını belirtti. Bu düzenlemelerle geçmişte Akkuyu'da yapılan hukuksuz işlere bir kılıf uydurulduğunu belirten Atıcı, izinsiz, onaysız inşaatın yapılabilmesinin önünün açıldığını ifade etti. AKP'nin gözü imar planlarında. Çevre ve Şehir Bakanlığı'nın 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planını işaretlediği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan 1/50.000'lik planı da işlenmesi için baskılar sürüyor. Son olarak Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin için kısa, orta ve uzun vadeli yatırımlarla ilgili bir soruya imar planları bekleniyor yanıtı vererek adeta AKP'nin MHP'li Büyükşehir'e uyguladığı baskıyı bir kez daha gözler önüne serdi. Çukurova Gazetesi. Köylüler sokak lambası istiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yüksekoluk Köyü Yarıkpınar Mahallesi sakinleri karanlıktan şikayetçi. Mahalle içerisinde bulunan sokak lambalarının da Toroslar Elektrik Anonim Şirketi tarafından söküldüğünü iddia eden yurttaşlar, geceleri çok karanlık olduğunu ve yaşlı nüfusa sahip mahallede zorluk yaşadıklarını ifade etti. Yetkililerden konuya ilişkin duyarlılık bekleyen mahalle sakinleri, sokakların karanlık olmasından kaynaklı yabani hayvanların mahalleye indiğini ifade ettiler. Oktay Öztürk'ten Alman Meclisi'ne sert tepki. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Oktay Öztürk, Alman Federal Meclisi'nin 1915 olaylarıyla ilgili aldığı sözde soykırım kararına sert tepki gösterdi. Öztürk, Türk milletinin sinesinde hiçbir zaman bir Hitler yaşamadığını söyledi. Öztürk, "Önce kendi tarihinize bakın, kendi tarihinizle yüzleşin," dedi. Güney Gazetesi. Fikrinle büyü, fikrinle yürü proje yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmada dereceye giren anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerine bisiklet ödülleri Mersin Valisi Özdemir Çakacak tarafından verildi.
Engelsiz nefesler Akdeniz'in sularında. Engelliler Akdeniz'in serin sularında kulaç atma fırsatı yakaladılar. Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte engelliler eğitmenler eşliğinde denizle iç içe bir gün geçirdiler.